Az önce yarın Semerkant'ta başlayacak zirvenin öneminin altını çizmiştik. Bütün dünyanın gözü de tabii ki o noktada Batı'nın düşman cephe ilan ettiği Rusya ki bu 30 Haziran'daki yine tarihin en önemli zirvesi diye nitelenen NATO liderler zirvesinde Çin açık tehdit olarak ilk kez NATO belgesine geçmişti. Rusya da zaten hedefteydi. 10 yıllık bir planlamadan bahsediyoruz. İşte Batı'nın bu ifadelerle 10 yıllık bir perspektifte birinci düşman dediği Rusya ve Çin öncülüğünde Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi yarın toplanacak. Tabii dünyanın gözü o noktada olacak. E, nereden bakarsanız bakın bir de Güney Af Kafkasya'da bir kez daha istikrarı bozan Ermenistan saldırısı onun başrolündeki Paşinyan'da o noktada olacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Rusya daha önce Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı provokasyonları nedeniyle itidal çağrısı yapmıştı. Rusya Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Yuri Ushakov, Azerbaycan sınırında yaşanan ateşkes ihlallerinin ardından Putin'le Aliyev'in Semerkant'ta görüşmesinin önemine vurgu yaptı. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Semerkant'ta gerçekleştirilecek. Zirveye Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katılıyor. Şanga İşbirliği Örgütü yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez yüz yüze düzenlenecek. Türkiye 2012'de Azerbaycan ve 2015'te örgütün diyalog partnerleri olmuştu. Ve tarihin en önemli zirvesi diye nitelenen yarınki Semerkant zirvesinde de misafir üye statüsünde, misafir statüsünde davet edildi. Altını çizelim. Putin'le Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in planlanmış bir görüşmesi var. Fakat zirveye gelecek olan Paşinyan'la da üçlü bir görüşme olup olmayacağı tabii soru işareti.